Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orta kısa vadede patlama yapabilecek 4 tane bebek şirketin daha ufak yan tahta şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Buradaki ana konumuz tabii ki yine temellerinin olabildiğince sağlam olanlarını, temel olarak çok pahalı aşırı piyasa çarpanlarından aşırı rasyolardan değerlemeyen şirketleri seçmeye çalıştık. Ama buradaki asıl mantığımız teknik olarak patlamaya hazır olan ve orta kısa vadede patlamasıyla ya da yukarı doğru hareketiyle birlikte bizlere para kazandırabilecek hafiften de trade'e uygun 4 şirketi birlikte inceleyelim istedim. Biraz daha hem gündemden uzaklaşalım temel ana sağlam şirketler ve endeks yorumlarından çıkarak biraz daha kısa vadeli işlemlerle patlamaya hazır olan teknik konumu güzel olan şirketlerle konumuzu dağıtalım ve farklı bir bakış açısına da geçelim istedim. Bugün bu yüzden bu videoyla birlikteyiz. Burada şunun tekrar noktasını söylemem gerekiyor. Bu bir profesyonel trade eğitim serisi videosu değil. Aynı zamanda yine katıl kademe 4'te olan kısa vadeli alsat eğitim serisi de değil. Bu yüzden hangi şirkete hangi kademelerden girmemiz gerektiğini, hangi noktada stop olmamız, hangi noktada kar almamız gerektiğini, hangi indikatörlerle kontroller sağlamamız gerektiğini bu videoda anlatmayacağım tam olarak. Daha fazla daha üstünden geçerek sizlere hangi 4 şirket olduğunu ve bunların iç noktalarını da anlatmaya çalışacağım. Eğer kısa vadeli Alsat serisi serisine katılmak bu videoları izlemek isterseniz de katıl kademe 4'e üye olmanız yeterli olacaktır. Katıl bildiğiniz gibi sadece kademe 4 üyeliği için söylerim. 150 veya 200 lira bandındaydı. Buraya biz bildiğiniz gibi zaten çok uzun süredir 2,5-3 senedir herhangi bir şekilde de zam yapmıyoruz. Benim katıl tarafından hep istediğim şey yani çok cüzi bir miktar olsun aylık olarak bugün 200 liraya baktığımız zaman çok 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 cüzi bir miktar. Yani 3-4 günlük bir sigara parası veya bir öğünlük yemek parasını bir aylık tüm videoları izleyebiliyorsunuz. Yine katıl kademe 4 ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacak olursam diğer alt bütün kademeleri kapsıyor. Yani katıl 3'ü de 2'yi de 1'i de 4 kapsamış oluyorsunuz girdiğiniz zaman. Buradaki asıl noktam çok cüzi bir ücret de olsa bir temsili ücret olsun ki içeri girenlerle girmeyenlerin farkı olsun diye sadece bunu seçmiş olduk. Katıl kademe 4'te hem ana videolar tarafında da çok ciddi farklılıklar oluyor. Hem de kısa vadeli alsat serisi tarafında da çok ciddi trade imkanları sizlere sunulmuş oluyor. Aşağı yukarı oradaki bir trade'imizden bir senelik katıl ücreti fiyatını çok rahat rahat çıkartabilirsiniz. O yüzden benim sizlere tavsiyem katıl tarafına kayıt olmanız faydalı olacaktır. Özellikle de bu tarz volatilisi yüksek piyasalarda daha da hızlı bunu kaydetmiş oluyoruz. Bunu tekrar ifade edeyim istedim sizlere. Şimdi gelin videomuza geçelim ve ilk hissemiz olan yayla gıda ile başlayalım. Burada endeksle ilgili bu videonun içerisinde off the record olacak şekilde bir şeyler aslında söylemek istiyorum. Şimdi çok büyük hacimlerle borsada yukarı doğru yükselişler başladı. Geçen Mayıs itibariyle yani seçim sonrasında şimdi burada elinde çok yüklü mal bulunduran yerli veya bıyıklı yabancı yatırımcı bunları bir iki kademeden çok büyük ihtimalle satamamış olabilir. Ve elindekileri tekrar 8000-8000 küsür endekslerle birlikte borsa tekrar bir yukarı rally başlatıyor diye buralardan dökebilir. O yüzden olabildiğince kuvvetli şirketlerle hareket etmeliyiz. Olabildiğince sert stoplarla hareket etmemizde faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu söylediğim belki daha iyi anlaşılabilir. İlk hissemiz olan yayla gıda ile başlayacağız. Şöyle yayla gıday açalım. Burada dediğim gibi önemli olan nokta düzeltmesini tamamlamış teknik görünümü iyi olan indikatörlerin al verdiği şirketlere biraz daha gidiyoruz. Yoksa geleceğe yatırımlar, proje Projeler, faaliyetler, harcamaları gibi temeli sağlam veya iyi temettü büyümesi olan şirketlerde değiliz. Daha orta kısa vadede patlama yapabilecek şirketler tarafındayız. Yayla Gıdaya baktığımız zaman düzeltmesinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle de kendi hareketli ortalamasının üzerinde yani 20 Kasım'da kendi hareketli ortalaması üzerinde bir kapanış yapmış. 21 Kasım itibariyle de bu 9 günlük üstelin üzerinde kalmayı başarabilirse yukarı doğru gidişatı açık olacaktır. Önünde çok fazla direnç noktası var ama bunların hepsinde de iyi karlılıklar sunuyor. İlk dirençte %7-80'leri. Bir sonraki dirence gittiğimiz zaman %15'ler iyi bir direncine gittiği zaman %25'ler bizim için mümkün gözüküyor. Yine dediğim gibi bunları iyi takip etmemiz gerekiyor ve mutlaka stoplarımızı daha sert seçmemiz gerek. Yayla gıdada baktığımızda zaten göreceli güç endeksi çok düşük seviyelerdeydi. Burada yukarı doğru tekrar bir hareketlenme isteyeceğiz. Wave trendde de al sinyalinin yenilenmesini veya bu sinyalin açılarak hareket etmesini. Mesela burada bakın düşerken arası nasıl açılıyor? Wave trendde de aynı açıklıkla hareket etmesini gördükten sonra bizim için çok sağlıklı olacaktır. Temeline baktığımız zaman dediğim gibi yine de temelinde uygun olan en azından piyasa çarpanlarında 30, 40, 50, 80 FK'ların görülmediği şirketleri seçmeye çalıştık. Burada baktığımızda yayla gıdanın piyasa çarpanlarının gayet iyi olduğunu görüyoruz. Son dönemde artan bir bilanço hacmi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda öz kaynak karlılığının da yataydan artık yukarı doğru hareketlenmeye başladığını görebiliyoruz. Bu oldukça güzeldir şimdilik için. kaldıraç oranı ve faiz arttırımının şirkete negatif etkisi daha uzun vadede ortaya çıkacağı için bu tarz kısa vadeli şirketlerde kaldıraç oranını biraz daha ikinci plana atmamız mantıklı olacaktır ya da yapılabilir konumda olacaktır. Şu anki değerlemesine baktık zaman yani hisse başına karını hesaplayıp bunu 8-10 FK'larla çalıştırdığımız zaman da çok pahalı bir konumda olmadığını hatta eder seviyelerinde bir tık altında olduğunu görebileceğiz. İlk şirketimiz bu noktada demek ki yayla gıdaydı. Hemen ikinci şirketimize baktığımız zaman burada Cemtas'ı görüyoruz. Cemtas'ın şimdi konjektürel olarak birkaç avantajının olduğunu demir çelik sektöründe yer aldığı için biraz konjektürel olarak artısının olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Bunun yanı sıra yine yukarıdan ikili tepenin ardından bir düzeltme gerçekleşiyor, bir düşüş gerçekleşiyor ve bu düşüş yavaş yavaş minör bir trendle kırılmaya başlandığını görebiliyoruz. Yani uzun vadeye bakacak olursak aslında şuradan net düşüşlerin söz konusu olduğunu daha geriye gidersek buradan sert düşüşlerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Fakat kendi içsel minör trendinin tekrar yukarı doğru döndüğünü de bu noktada görebiliyoruz. Bugün itibariyle hareketli ortalamanın üzerinde tam bugün yani 21 Kasım itibariyle hareketli ortalama olan 9 günlük üstlerin üzerine bir kapanış. Wave trendde bir al ve göreceli güç endeksinin üzerinde de bir kendi hareketli ortalamasının üzerinde de bir sinyal gördük. Fakat bu sinyalle birlikte o minör trendin getirisi de %5'lere tekabül etti. Bu yüzden ufak belki geri çekilmeler olabilir ama ama yine önünün açık olduğunu ve kısa vadeli işlemlere imkan verdiğini de burada görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman ilk direncinin %2'lerin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Asıl gitmesi gereken dirençte %15'lik bir kar marjı var ama işte şuradaki yatay serüven belki cem taşı epeyce bir süre yatayda zorlamaya götürebilir. Bu yüzden buradaki indikatör sinyallerimizin devamını ve üstlerin üzerinde kapanışları bekliyoruz ki önemli olan şuradaki o bariyeri kırsın. Yani biraz daha düzel çizmem gerekiyor. Şuradaki bariyeri kırsın ve yukarıdaki dirençlere ulaşmaya başlasın. Çünkü o dirençlere gittiği zaman biz bu seviyelerden bunu tespit edebildiğimiz için her manada para kazanmaya devam edeceğiz ama şurada dediğim gibi yatayda biraz onu uğraştırabilecek bir serüven olabilir. Burada indikatörler üzerine OBV'yi ve OBV'nin üzerine de 21 günlük belki 9 günlük bir üstel ekleyerek OBV'ye son dönemde giren para hacmini ölçmek de bizim için sağlıklı olabilir. Çünkü burada iyi alttan bir para girişiyle hızlı tetiklenebilir bir şirket. Burada tüm şirketlerimize baktığımızda aşağı yukarı bebek şirketler olduğunu görebiliyoruz. İşte 17 milyarlık bir piyasası var. 1 milyarlık bir ödenmiş sermayesi olduğunu, 3 milyarlık bir net dönem karı olduğunu görüyoruz. Yani bir biz 30 biz şirketi değil bunlar ya da biz düzün içerisindeki de ufak şirket. Cemtaş'a da keza baktığımızda 2.6 milyarlık bir öz kaynağı var, 6 milyar piyasa değeri, 500 milyon ödenmiş sermayesi var. Bu ne demek oluyor hocam? Buraya niye değindiniz derseniz, yani aşağıdan çok yüklü paraların gelmesine, milyar dolarların veya yatırım fonlarının ihtiyacı yok. Ufak bir şekilde hafif fon alışları olabilir, patron alışları olabilir, yatırımcı alışları ya da doğrudan küçük yatırımcı, büyük yatırımcı tarafından ufak hacimlerde para girişleri bu direnci kırmasını çok daha hızlandıracaktır ve daha öteki dirençlere daha hızlı gidebileceğiz bu noktada. Cemtaş'tan sonra bir sonraki şirket yani 3. şirketimiz Tukaş'ı göreceğiz. Tukaş'ın analizini epey süredir yaptığımızı ve 7.70'ler direncini dikkat ederek yukarı doğru hareketlenmeleri beklediğimizi söylemiştik. Tukaş gördüğünüz gibi 7.70'leri birkaç kez test etti sonra da yukarı doğru hareketlendi. Buradan itibaren bakacak olursak aşağı yukarı %8'lik bir getirisi söz konusu. Şöyle biraz daha çekilmelerle birlikte 8.20'ler daha iyi bir alım noktası ve yukarıyı test etme noktası olacaktır. Tukaş'ta da aynı Cem Taş'ta olduğu gibi şurada bir fazlalık görüyoruz. Yani burada çok fazla grafiğin aynı noktada teyit etmesi burada alıcı satıcı dengesinin nasıl eşitlendiğini de ya da orada birbirlerini geçmekte zorlandıklarını da aynı Cem Taş'ta olduğu gibi bizlere gösteriyor. O yüzden buralardaki dirençler yani 8.55'ler falan kırılabilirse yukarıda artık dirençlerinin tekrardan iyi karlılıklar noktasına bizi götürebileceğini örneğin ilk dirençlerinde %17 karlılıklar ya da bir aşağıda %10 karlılıkların bizlere mümkün kılınabileceğini görebiliyoruz. Bu da oldukça güzel bir serüvendir. Ama burada yine aşağıdan bir para girişinin olmasın ve şuradaki 8.55'teki sürünceme noktasından kurtulmamızı görmeliyiz. Zaten buradaki üç büyük fitille de bunu anlayabiliyoruz. Yani yukarı doğru gidişler var ama sert satış baskılarıyla aşağı doğru gelebiliyor. Sadece Tukaş'taki önemli nokta emtia tabanlı üretici bir iş yaptığı için gönül rahatlığıyla uzun vadede tutabiliriz. Yani buralarda 8-25'lerde bir alım yaptık. Aşağı yukarı yine yatay süreçte devam ederken de emtia tabanlı iyi bir iş yaptığını bildiğimiz için daha gönül rahatlığıyla uzun vade tutabiliriz. Yine çarpanlarına baktığımızda bu arada Cemtaş'ın çarpanlarına baktığımızda da FD, FD oldukça piyasanın altında fiyatlandığını görebiliyoruz. Tukaş'a baktığımız zaman ne göreceğiz? Tukaş'ın yine son iki bilanço döneminde agresif bir büyümeye geçtiğini satışlarla ve FAVÖK'le de bunun desteklendiğini görebiliyoruz. Öz kaynaklarının büyüme noktası iyi. Çarpanları onun altında seyrediyor. Bunun da gayet kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yine piyasa değeri 12 milyarlar seviyesinde oldukça düşük sayılabilecek bir piyasa değeridir diyebilirim bunu. Son şirketimize geçtiğimiz zaman çok güzel bir düzeltme sonrası teknik görünüm göreceğiz birlikte. Bu Suntek. Yani Sun tekstil. Şimdi burada aynı zamanda bu eğitim niteliğinde de olmuş oluyor. Hangi tarz grafikleri seçtiğimiz. Yani Yaylada da, Cemtaş'ta da, Tukaş'ta da Sun tekstilde de aslında aynı tarz grafiklerde olduğumuzu, orta kısa vadede patlama yapabilecek ki bu orta kısa vade nedir? İşte 1 haftayla 3 ay arasındaki periyoda orta kısa vade diyebiliriz. Bu periyotla patlama yapabilecek ve kısa vadeli olarak para kazancı sağlatabilecek teknik görünümü de uygun olan şirketler ne tarzdır? Bununla da ilgili bir fikir sahibi olmuş oluyorsunuz aslında. Hem balık tutmayı öğrendiğimiz hem balık verdiğimiz videoların aynı anda işlediğini görebiliriz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Doğrudan balıklarla ilgili yani doğrudan alsat işlemleri kısa vadeli alsatla ilgili analizlerimizin daha net olduğu spesifik olduğu yer katıl kademe 4'teki kısa vadeli alsat eğitim serisidir. Bunu tekrar belirteyim. Oraya gelmenize de dediğim gibi ciddi fayda var. Burada şuna bakmamanız gerekiyor. Bir kere siz bir senelik ücreti bir kezlik oradan gelecek karla karşıladıktan sonra artık tamamen içeride ücretsiz şekilde kalmış gibi oluyorsunuz ve diğer eğitim videolarından diğer analiz videolarından piyasa analizi videolarından da yararlanabiliyorsunuz. O yüzden burada acele değil daha sakin işlem yapmak daha faydalı olacak. Şimdi baktığımızda sun tekstilde yine dip seviyesi noktasından bugün %5.5'luk bir kar marjı verdiğini ve verdiği karla birlikte wave trendi ala geçtiğini görebiliyoruz. Burada takip edeceğimiz nokta 17 lira üzerindeki üstel hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar ve gidişat. Göreceli güç endeksini de en azından üsteli beklemek istemesek daha aşağıdan kademelenmek istesek dahi göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmasını mutlaka beklememiz ve kısa bir noktada bunu görmemiz gerek. Şimdi yukarı doğru kademelere baktığımız zaman ilk kadememizde aslında %13'lerin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Cemtaş ve Tukaş'ın aksine burada düşüşler daha takır 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 sert olduğu için yani şurada gördüğümüz gibi yukarı doğru dirençleri de daha az karşımıza çıkıyor. Yani daha hızlı şuralara atması mümkün gözüküyor. E buralara da attığı zaman zaten bizim iyi bir karlılık almamız, %10'luk bir karlılık almamız mümkün gözüküyor. Burada geçmişine doğru baktığımızda da yine bizi çok fazla oyalayacak. Çok uzun süreler yatay yapmış. Mesela bakın şuralarda yani artık ise 20 liralar ve üzerine çıkmaya başladığı zaman buralarda oyalanmaya başlayacak. Çünkü buralarda alım satıcı dengesinin biraz daha kuvvetli biraz daha birbirine yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada da baktığımız zaman son şirketimizin sun tekstili olduğunu görebiliyoruz. 4 şirketimizin de düzeltmelerinin çok iyi noktada olduğunu, grafik durumlarının ve teknik görünümlerinin gayet başarılı olduğunu temelde de bizim pozisyonlarımızı bozabilecek negatif bir durumun söz konusu olmaması olmadığını görüyoruz. Yine sun tekstil için de son olarak buna bakalım. Demek ki özetle bütün şirketlerimizde aynı mantık içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Sun tekstilin temeli biraz daha kuvvetli. Özellikle satış ve netkardaki son dönem patlaması gayet daha iyi. Burada çarpanların da 10-11'ler seviyesinde olması bizim için gayet sağlıklıdır. İşlemimizi bölecek bir nokta yoktur diyebiliyoruz. 4 şirketimizin de temelde düzeltmeleri, grafik görünümü temelden negatif gelmeyen bir durum ve kısa vadede patlamaya hazır olmaları aynı konjektürde aynı durumdadır diyebiliriz. Bunları dediğim gibi tekrar takip etmek, destek destek direnç noktalarını, stop loss ve kar alma noktalarını seçmek sizin sorumluluğunuzda size kalmış durumdadır. Ama orada kısa vade içerisinde para kazandırabilecek 4 şirket olarak bu 4 bebek şirketi görmemiz bizim için faydalıydı. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştu. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve bir sonraki videoları takip etmek için zil bildirimini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.